Ruslattaki saatçi dedeye ortak olduk. Saat tıkırtısı onun için müzik melodisi. Çocukluk yaşlarında saat tamir etmeye başlayan 74 yaşındaki Mikail amca, Türkiye'de mekanik saat konusunda son 7 saat ustasından biri. Babam İsrail Toraman, amcam İsmail Toraman ve dedem İbrahim Toraman, soydan gelen bir saatçiyiz. Dedemin zamanında saray saatçisi olduğunu biliyorum fakat dedemi görmedim, hakkında fazla bir bilgim yok. Bu mesleğime aşığım. Aşıklığım 10-12 yaşında okuldan gelir gelmez çantayı bırakırdım. Saat sökmeye başlardım. Babanızın dükkanında mı? Babamın dükkanında ve o zamandan sonra bu bende bir aşk oldu. Yıllarca Avrupa'da da kaldım, gezdim ama her yerde saat tamirciliğini ön plana çıkarttım. Ben saatçi değil, saat tamircisiyim. Acizane usta diyorlar, bana verdikleri şereften onur duydum. Türkiye'de sizin gibi kaç tane usta kaldı? Benim araştırmama göre 7 tane usta var. Siz peki sadece mekanik saat mi tamir ediyorsunuz? Mekanik, ayrıyeten guarsa da baktımsa da mekanik benim işim. Yani demiri hareket ettirmekten zevk alıyorum. Bu iş bir aşk işi. Şimdiki gençler geliyor, amca ne para ödeyeceksin? Yahut da efendim amca kaç ayda öğrenebilirim? Bu işi en kısa sürede öğrenmek isteyen 3 ile 5 yılı göze almalı. O da aşk ile, severek yapmalı. Para en son plan olmalı. Çünkü saatçilikte her şeyden önce edebiyat bilmeli, tarih bilmeli. Bunları bilmezse saatçi olamaz. Saatçilik tarihle eşdeğerdir. Peki sizin dükkanınız küçük bir dükkan ve her yerde saat tıkırtısı var. Bu saat tıkırtıları sizi rahatsız ediyor mu? İnsanın evlatlarının sesi insanı rahatsız eder mi? Veya bir bülbülün sesi kafeste bile olsa sahibini rahatsız eder mi? Onlar benim evlatlarım. Hatta ben bazen Gölcük'teki arkadaşlara diyorum. Eğer bu saatler bir gün çalışmıyorsa anlayın ki Mikail Usta çoktan gitmiş ölmüş. Çin saatleri mekanikerliği öldürdü. Çünkü müşteriye yani üreticiyi korumak amaçlı yapılıyor. Tüketiciyi koruma amacında hiçbir şey yok. Yedek parça üretimi ise maalesef Türkiye'mize artık gelmiyor. Avrupa'dan gelenler çok pahalı oluyor. Ve biz artık son var gücüm yani son çırpınışlarımızla ayakta tutmaya çalışıyoruz. Büyüklerimiz bu işe çözüm olur mu? Getirisi olmadığı için devlet yatırımını beklemek boşuna. Yine Allah devletsiz bırakmasın ki işte hiç özgürce çalışıyoruz. İnşallah bizden sonra bu bayrağı taşıyacak nesil çıkar. Dijital saat, artık saat demiyoruz ona. Zaman bildirgeci diyelim.
Çünkü saatle ilgili hiçbir şey değil. Bütün bilgisayarın bir cipse yerleştirilmesi. Bu bizi aşıyor. Vallahi beni ayakta tutan, ki 6 ameliyat geçirdiğim halde, yani beni dinç tutan, inadına dik durmama sebep olan meslek aşkım. Şu tezgahın tozunu yemediğim gün huzurlu değilim. Çünkü burada istediğim, hayali istediğim işi kuruyorum. Saati çalıştırırken bile daha Osmanlı'ya giderim, Selçuklu'ya giderim. Beynim hep o büyüklerimizin yaptıklarıyla. Hani hatta demin sizlere arz etmiştim, şimdi arz edeyim. Bu saat tamirciliğinin sonunda ya delilik olur ya da tasavvuf mevlevilik olur. İkisinden biri, tercih yapan kişiye bağlı. Ama duygusaldır saatçiler. Saatçinin teline dokunmaya gelmez. Çünkü şairdir, duygusaldır. Çünkü romantiktir. Bir keman sesine oturur saatlerce ağlar. Bir oryantalizm duyduğunda bu sefer başka bir gençlik aşkı başlar. Saatçilik öyle bir şey. Anlatılmaz ancak yaşanır. Hepsinin sesi ayrıdır. Yani lehçeler gibi yeryüzündeki insanların gırtlak yapısı nasıl değişikse her saatin sesi de değişiktir. Son lafı biliyorum. Bizden saat saatçilik değil.